Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.webin.com sitemizden bulabilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuz, what does Al Pacino like doing? Yani Al Pacino ne yapmayı seviyor diyor. Hemen metnimizi okuyarak cevabımızı işaretleyelim. My favorite actor is Al Pacino. He is an actor and a direction. He is old now, but he is very handsome. He was born in... burada yılları okurken ikiye ayırıyoruz. 19 ve 40 olarak okuyacağız. 19 and 40. He is 75 years old today. He wakes up at 7 a.m. every morning and eats 2 eggs and drinks coffee. He loves his job because action makes him happy. Burada diyordu ki Al Pacino ne yapmayı seviyordu? Al Pacino'ya bakacak olursak ne yapmayı seviyordu arkadaşlar? Burada hemen bir göz geçirirsek eğer o işini, kendi işini seviyordu. Yani burada diyor bakın, he loves his job. Yani işini seviyor. İşi neydi? Aktörlüktü. Peki aktörlüğü nasıl yazacağız? Meslek olarak bahsettiğimizde action olacağı için cevabımız ne olur? D şıkkı. He likes action. C'dekinde he likes reading every night. Okumayı severle alakalı bir şey yok. He likes eating bread every morning. O ekmek yemeyi sever diyor. Onunla da alakalı bir şey yok. O kalkma erken kalkar diyor ama burada sevmesinden bahsedeceği için A, B ve C'yi eleyip D şıkkımızı işaretledikten sonra ikinci sorumuza geçebiliriz. Hangi sorunun yanıtı yoktur diye sorulmuş. Was he born 75 years ago? Yani 75 sene önce mi doğmuş? Evet. Bunun sorunun cevabı var. What is his job? Onun işi ne diyor soruyor. Onun işi aktörlük olduğu için buna da cevap verilebilir. What time does he wake up? Yani saat kaçta kalkıyor diyor. Burada bahsediyor ondan, bahsediyordu. Saat 7'de kalkıyordu. Yani buna da cevap verebiliyoruz. D'ye bakalım. How many cups of coffee does he drink at breakfast? Yani o kahvaltıda kaç bardak kahve içiyor diye soruyor ama burada sadece kahve içtiğinden bahsettiği için kaç bardak içtiğinden bahsedilmemiş. Ve böylelikle bu soruya yanıt veremediğimiz için bu sorunun da cevabı deniz ışıkı çıkıyor. Üçüncü sorumuza geçelim. Hangi seçenek doğrudur diyor. Al Pacino isn't a handsome actor. Al Pacino yakışıklı bir aktör değildir diyor. Yanlış. Metinde onun çok yakışıklı olduğunu söylediği için bu nedir? Bu yanlış bir ifadedir. He eats 2 eggs and drinks coffee every morning. Baktığımızda metne, evet bu da doğrudur. 2 tane yumurta yiyor ve kahve içiyor her sabah. Bu nedir? Doğrudur. C'ye bakalım. He hardly ever wakes up early every morning. O nadiren erken kalkar diyor. Yanlış. O her gün böyle kalktığı için, yani her sabah böyle kalktığı için buradaki hardly ever yerine usually kullanması gerekiyordu. O yüzden C şıkkı yanlıştır. He is a young man now. Şimdi genç bir erkektir diyor ama baktığımızda yaşlı olduğu için, metinde de bundan bahsettiği için bu da yanlış bir ifadeyken B şıkkındaki doğru olduğu için cevabımız Bursa şıkkı. Dördüncü sorumuz, diyaloğu tamamlayınız diyor. This is a vegetable soup. Umut da diyor, Umut diyor ki bla bla bla. Arda da diyor mushrooms, onions, carrots and zucchinis. Şimdi Arda burada bu sebze çorbası diyor ve Umut da Arda'dan bir soru sorduktan sonra Arda da içindekileri saymaya başlıyor. Mantar, soğan ve havuç olarak saymaya devam ediyor. Yani ne demesi gerekiyor? Bu çorbanın içine neyin olduğundan bahsetmesi gerekiyor. A şıkkına bakalım. Do you like it? Onu sevdin mi? Dediğimizde onun içinde olanları saymadığımız için A'yı eleriz. Is it healthy? Yani o sağlıklı mı diye soruyor. Bunun sorusu da cevap olarak bu verilemez. O yüzden B'yi de eledik. D'ye bakalım. How do you cook it? Onu nasıl pişiriyorsun diye sorulan soruya da mantarlar şeklinde cevap veremeyeceğimiz için D şıkkını da eledikten sonra C şıkkını ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. What is in it? Yani onun içinde ne var? Yemeğin içinde ne var diye sorduğumuzda mantarların olduğunu, soğanların olduğunu ve havuçların olduğunu ne yapabiliriz? Bu şekilde cevap verebiliriz. Bu yüzden cevabımız ne olur? What is in it? Yani içine ne olduğunu sorduğumuz Ceyhan şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Diyaloğu tamamlayınız diyor. Ella soruyor ki, would you like to go out and have a drink tomorrow evening? Yarın
Diyor ki burada, yarın sen dışarıya gelebilir misin ve bir şeyler içer miyiz diye soruyor. Berk de diyor ki bla bla, will you come and pick me up? Gelip beni alır mısın diyor. Ella da diyor ki okay, tamam diyor. I will take you at 10 a.m. Ben seni saat 10'da alacağım diyor. O zaman kabul ettiğine göre ve beni al dediğine göre kabul etmiştir. Ve kabul cümlesi de hangisi olabilir? Şıklarımıza bakalım. No, I am really busy. Hayır, ben gerçekten meşgulüm diyor. Bu kabul etme olmadığı için A'yı eledik. Yes, I would love to. Evet, çok isterim. Accept'tir, yani kabul etmedir. Olabilir mi? Evet, olabilir ama devam ediyoruz. İşaretlemiyoruz hemen. I hope you enjoy it. Umarım iyi olur diyor, beğenirsin diyor ama bu da kabul etme olmadığı için C'yi de eledik. I am sorry but I can't de reddetme olduğu için D'yi de eledik. O zaman cevabımız ne çıkıyor? Bursa şıkkı çıkıyor. Yes, I would love to. Evet, isterim. Beni alır mısın diyor. Ardından o da diyor tamam seni alırım dediği için ve olduğu için cevabımız Bursa şıkkı. Altıncı sorumuz. Bu sayfadaki son sorumuz. Diyaloğu tamamlayınız diyor gene. Yarkın bir soru soruyor ve Salih de never. It is very far from my house diyor. Hiç asla. O benim evime çok uzak diyor. O zaman ne sorması gerekiyor? Why do you get up late on weekdays? Niçin hafta içi geç kalkıyorsun diye soruyor. Bu sorunun cevabı bu olamaz. O yüzden bunu eledik. Do you have dinner with your family? Family. Yani ailenle akşam yemeği yapıyor musun diyor. Bu sorunun cevabı da bu olamaz. O yüzden B'yi de eledik. How often do you walk to school? Ne sıklıkla okula yürüyerek gidiyorsun diyor. Cevap olarak da ne veriyor? Never, asla. It is very far from my house. Asla, o benim evime çok uzak diyor. Yani okulunun çok uzak olduğundan bahsediyor. Cevap olarak ve soru olarak da ne soruyor o zaman? How often do you walk to school? Yani okula ne sıklıkla yürüyerek gidiyorsun diyor. O da asla diyerek cevap verdiği için C şıkkımız olabilir. Ama hemen işaretlemiyoruz. D'ye bakıp ardından işaretleyebiliriz. When do you take the bus to work? Ne zaman otobüste çalışıyorsun diyor. Ve bu da never olarak cevap verilemeyeceği için D şıkkını da eliyoruz. O zaman C şıkkımızı işaretliyoruz. Baştan bir daha alalım. How often do you walk to school? Okula ne sıklıkla yürüyerek gidersin diyor. Salih de never, asla gitmem. It is very far from my house. Okulum evime çok uzak diyor. Çok uzaksa yürüyerek gidemeyeceği için cevabımız olan C şıkkını işaretleyebiliriz. Arka sayfamıza geçelim. Burada da bize bir metin verilmiş ve bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Başlayalım hemen. What do you true friends do? İyi arkadaşlar, doğru arkadaşlar ne yapar diye soruyor. Metnimizi okuyalım. Some friends come into our lives and stay forever. Ömer is one of them. He is my closest friend. We always back each other up and depend on each other. We never argue and we are like sister and brother. Diyor ki burada, bazı insanlar sizin hayatınıza girer diyor. Ömer de benim en iyi arkadaşım. O da benim hayatıma girdi diyor. Biz çok iyi anlaşırız, birbirimizi kollarız diyor. Biz asla tartışmayız ve biz aynı kız kardeş gibiyiz yani. Kardeş gibiyiz diyor. O zaman doğru arkadaş nasıl olmalı? They back each other up. Olabilir mi? Evet, olabilir. Metinde de geçiyor zaten. Olabilir. They are brother. Onlar kardeştir diyor. Doğru bir arkadaşın yapabileceği bir şey olmadığı için cevap olarak verilemez. They start for a short time in our lives. Onlar bizim hayatımızda kısa sürede kalırlar diyor. Cevap olarak bu da verilemez. They argue each other. Onlar aralarında tartışırlar diyor. Bu da doğru bir arkadaşların yapabileceği bir şey olmadığı için D'yi de eledikten sonra A şıkkını işaretleyebiliriz. Cevabımız Adana. They back each other up. Yani birbirlerine destek çıkarlar. Baktığımızda doğru arkadaşlar birbirlerine destek çıkar mı? Evet, çıkar. O yüzden cevabımız Adana. 8. What is Ömer for me? Ömer benim için ne diyor? Ömer onun için he is a true friend. Doğru bir arkadaş. Evet. He is a stranger, yani yabancı. Yabancı olur mu? Olmaz. En yakın arkadaşı. He is a short time friend. O kısa süreli bir arkadaş diyor. Bu da olamaz. He is someone I don't know. O bilmiyor. O ne olduğunu, Ömer'in ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey de olamaz. Cevap olarak ne verilir? A şıkkındaki he is true friends. Ömer benim için nedir? O
iyi bir arkadaştır diyebileceğimiz için burada da A şıkkı cevabımız olarak geliyor. Diyaloğu tamamlamamız isteniyor. Buse bir soru soruyor. Ekin de I like watching TV and listening to music at home. Ekin de ben televizyon seyretmeyi ve müzik dinlemeyi severim evde diyor. O zaman ne diye sorması gerekiyor? Akşamları ne yaparsın diye sorabilir mi? What do you do in the evening? Yani akşamları ne yaparsın diye sorabilir mi? Evet sorabilir. Devam edelim. Do you prefer watching TV? Televizyon seyretmeyi tercih eder misin sorusuna bu cevap pek uygun olmayacağı için B'yi eledik. Would you like to go out? Yani dışarı çıkmaya ne dersin dediğinde ben televizyon izlemeyi severim demek anlamsız olduğu için C'yi de eledik. How often do you listen to music? Ne sıklıkla müzik dinliyorsun diye burada hiçbir sıklık zarfı kullanmadığı için D'yi de eledikten sonra A şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 3 tane A yan yana geldi. Tesadüfe bakın. What do you do in the evening? Yani akşamları ne yaparsın? O da ben I like watching TV and listening to music at home. Yani evde televizyon seyretmeyi ve müzik dinlemeyi severim diyeceğimiz için cevabımız Adana. Dedikten sonra 10. sorumuza geçebiliriz. Diyaloğu tamamlamamız isteniyor. Hemen tamamlayalım diyaloğu. Bir dakika bir odak yapalım. Yağmur diyor ki Are you good at singing? Yani şarkı söylemekte iyi misin diyor. Selin de bir şeyler diyor. Ardından I am in the school choir. And my friends say I have an impressive voice. Diyor ki ben okul korosundayım diyor. Ve benim arkadaşlarım benim sesimin çok etkileyici, çok güzel olduklarını söylerler diyor. O zaman bu şarkı söylemekte bu arkadaşımız nasıldır? Çok iyidir. Bunu nasıl ifade edebiliriz? That's cool. You are right. I guess so. It is ok. Sen doğrusun diyebilir mi? Hayır diyemez. Çünkü bizden bahsettiği için biz olarak cevap vermeliyiz. O tamam diyor. Bu da olamaz cevap olarak. I guess so. Sanırım bu da olmaz. Hangisi olur? A şıkkındaki that's cool. Yani çok iyi. Müzik dinlemek, müzik söylemekte nasılsın diyor da that's cool. İyi diyor. O çok iyi diyor. O yüzden doğru cevabımız burada da A şıkkı geliyor. 11. sorumuz. Söyleni sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. No I am free. Bunu dilerseniz şıklardan gidebilirsiniz. What about going on? İlk başta ne sorması gerekiyor? 3'ü sorması gerekiyor. Buna bir göz gezdirerek karar verebilirsiniz. Are you doing anything on Sunday? Pazar günü hiç bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yapacak mısın diye soruyor. O yüzden ilki 3 olacağı için D ve C'yi eleyebiliriz. Ardından No, I am free. I don't have any plans. Hayır, boşum diyor. Hiçbir planım yok diyor. O yüzden ardından 1'ler gelecek. Ve ardından ne gelecek? What about going on a picnic? Yani pikniğe gitmeye ne dersin diye soracağız. Ve ardından cevap olarak da That sounds good. Yani kulağa hoş geliyor, kulağa iyi geliyor cevabını alacağımız için sıralamamız B'deki gibi olacaktır. 3, 1, 2 ve 4 şeklinde yani. 12. sorumuz. Boşluğu tamamlayınız. Bla bla bla. For example, they get up and go to bed late. Also, they eat a lot of junk food and they don't exercise. Playing computer games is a bad habit. Bilgisayarla oynamak kötü bir alışkanlık burayı dolduramaz. O yüzden eledik. It is healthy for teenager to eat fruit. Meyve yemekle burası da dolmaz. Teenagers should have good habits. Teenagerlar iyi alışkanlıklar, iyi davranışlar yapmalılardır diyor. D'de ise teenagers have a lot of bad habits. Burada da diyor ki teenagerların yani teenager dediğimiz nedir aslında? Ergenlerin, büyümekte olanların, ergenlerin kötü alışkanlıkları çoktur diyor. Bakacak olursak örnek olarak they get up and go to bed. Geç yatarlar, geç kalkarlar diyor. Ayrıca onlar abur cuburları severler, abur cuburları yerler sürekli ve hiç egzersiz yapmazlar dedikleri için. Burada yani neden bahsediyor? Kötü alışkanlıklardan bahsettiği için doğru cevabımız ne olacaktır? Deniz şıkkındaki teenagers have a lot of bad habits olacaktır. Cevabımız burada Deniz'de. 13. sorumuz. Görsele göre hangi seçenek doğrudur diyor. Seçeneğe bakacak olursak arkadaşlar burada ne yapıyor? Bir soyma işlemi olduğu için chop olan yani küp küp kesmek olan B'yi direkt eleyebiliyoruz. Dice da chop kesmekti, dice küp küp kesmekti. O yüzden D'yi de direkt eliyoruz. Slice dilimlemekti.
Peel ise soymak olacağı için burada da soyma işlemini gerçekleştirdiği için buradaki doğru cevabımız ne çıkıyor? Ceyhan şıkkı çıktığı için cevabımız Ceyhan. Çok uzattım farkındayım. Son sorumuzu da yaparak burada bir sorumuz var ama soru tam olarak çıkmamış. Basında bir hata olmuş. O yüzden o soruyu yapamayacağız. Ve böylelikle arkadaşlar yazılı videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, kanalımdan diğer yazılı videolarında ulaşmayı unutmayın. Çünkü her dersten, her sınıftan yazılı videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Kanalım yazılıya hazır mısın? Zaten biliyorsunuz. Direkt kanal kısmına tıklayarak abone olup like attıktan sonra diğer videolarıma geçiş yapabilirsiniz dedikten sonra bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hemen Instagram hesabımızı yazalım. Yazılıya hazır mısın? Yani aynı şekilde Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Orada YouTube'da olmayan yazılı videoları atıyoruz bazen. Dedikten sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.